Geçtik mi yani şimdi? Vallahi ben çok dikkatli baktım ama. 18. köyü gördük değil mi? Ha? Direkt 20'ye geçtik ya. Allah Allah. Solda mı kaldı acaba? Vallahi işte 18 var. 20 burada. 19 yok. Al bak. Ulan Zafer, Allah belanı versin. Senin göstereceğin adresi ben. Ya bin şu arabaya. Bin, gece gece insanı sinir etme. Bin şuna. Kızım, beni de tribe sokuyorsun ha. Sinirlerim bozuldu. Ay, bul şu yeri artık. Ya geçtik işte, görmedin mi? Siz de dikkatlice bakın. Duydunuz mu? Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen. Telefonu kapatacağı tuttu sana. Allah'ım ya, Allah'ım ya. Efeciğim, hadi artık yat sen de bebeğim. Kaç saat oldu bak, yarın çok yorgun olacaksın. Gece gece. Efe, oğlum hadi dayının bacağına uzan, yat biraz hadi yavrum. Uzat şöyle bacakları. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oldu? Bu cenaze arabası iki kere yanımdan geçti. Fark etmediniz mi ya? Vallahi ben haritaya bakıyordum. Hakikaten. Ne bu böyle gece gece ya? Selamun aleyküm. Kardeş, biz 19. köyü arıyoruz da bir türlü bulamadık ya. Sen buralı mısın? 18 ve 20. köyü gördük de 19'u bir türlü bulamıyoruz ya. Takip et. Eyvallah. Eyvallah. Hadi şunu takip edelim. Aman ne iyi oldu bu da gece gece. Üç tane tabutun arkasından gidiyoruz. Ya abla var ya, sen de bir alemsin ha. Dışarıda olduğun halde bu kadar söyleniyorsun. Tabutun içindekiler ne yapsın? Zevzeklik yapma lan. Zevzeklik yapma. Zaten sinirlerim tepemde.
Buradaki gerizekalı nereye gitti ya? Nereye gittiyse gitti. Zaten ona baktıkça daraldım. Hadi bul şu muhtarı da al anahtarı. Ya saçmalama Nermin ya. Saçmalama. Hele bir sabah olsun. Bu saatte nereden bulayım adamın evini? Köyü bulduk işte. Hadi siz de biraz uyumaya çalışın. Tamam mı? Yarın sabah adam gibi evi bulur. Güzelce dinleniriz. Ay ben bu arabanın ya. Nermin! Bir sus artık sus! Yeter be! Allah aşkına sus! Ya buraya kadar sürükledin yetmiyor. Bir de başımın iyisini yeme! Bağırttırmış çocuğun yanında beni. Duydun mu? Ne diye son onu yap. Bu ne ya? Şunu Efe'nin üstünü ört. Saçma sapan bir rüya gördüm ya. Zaman da geçmedi arkadaş ya. Ne biçim zamanmış? Yarım saate gün doğar enişte. Ne radyo çeker, ne telefon çeker. Zaten senin arkadaşının bulduğu yer de bu kadar olur. Kızım sen gerizekalı mısın ya? Geri zekalı mısın? Şikayet ettiğin şey şu durumda bizim için en sağlıklı olan şey. Anladın mı? Nermin. Nermin. Şş, hadi kalk kalk daha muhtarı bulmamız lazım hadi. Kalkın lan. Şş, kalk. İnşallah şu Zafer Salah'a haber vermiştir. Gerizekalı. Nermin uyanır mısın? Nermin.
Selamünaleyküm. Muhtarı nerede bulabilirim acaba? Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Suat Bey değil mi? İsmim Münker. Bu köyün muhtarı benim. Yani pek de hoş bulmadık muhtar bey. Köylü pek misafirperver değil herhalde. Ha? He, onların canı başka şeye sıkkın. Siz üstünüze alınmayın. Yenge Hanım, siz de hoş geldiniz. Zafer Bey haber verdiydi. Buyurun beni takip edin. Buyurun. Buyurun. Zafer Bey durumu anlattı. Bize emanetsiniz. Durumu anlattı derken? Ya aşağı köyde tarihi yerler varmış. Oraları gezmeye gelmişsiniz. Otel parası vermeyelim diye de burada kalalım demişsiniz. Buyurun. Bura boş, bakımsız ama idare eder herhalde. Şöyle salon, diğer tarafları da artık kafanıza göre bölüşürsünüz. Önemli değil, ben temizlerim. Zaten 4 gün kalıp gideceğiz. Gidersiniz, gidersiniz. Bir şey lazım olursa kahvenin arka sokağı muhtarlık. Ben orada olacağım. Siz yol yorgunsunuz, ben gideyim artık. Hünkar Bey. He Suat Bey. Burada telefonlar neden çekmiyor? Vallahi kullanan yok da ondan çekmiyor. Biliyorsunuz talep olmayınca arz da olmuyor. Siz muhtar değil misiniz? İşleri nasıl yürütüyorsunuz peki? Bizim muhtarlıkta bir telefon var. Eğer lazım olursa yeri tarif ettim. Hadi kalın sağlıcakla. Hadi yatalım biraz. Enişte, ben yatmayacağım ya. Şimdi yatarsam gece uyuyamam. Ben odaları toparlayayım, yatarız. Ben çıkıp bir hava alacağım. Otur oturduğun yerde. Ortalıklarda dolanıp da dikkat çekme. Gel şuraya. Abartma sen de Suat. Burada kim neden şüphelensin? Haritada bile yok burası. Ablam doğru söylüyor enişteciğim. Şöyle kafanı kaldırıp bir etrafına bak. Bak. Heh. Allah'ın bile unuttuğu yerdeyiz. Ben kaçar. Oğlum, salakça bir şey yapmayacaksın. Dışarıda da kimseyle arkadaş olmayacaksın. Tamam mı lan? Tamam mı? 4 gün ortalıklarda görünmeyip evimize geri döneceğiz. Plan bu. Tamam mı? Plan bu. Git şimdi. Efe, oğlum. Hadi sen de biraz uyu. Hadi gel anneciğim. Aslan oğlum benim. Şu işten bir sıyrılalım. Seni en iyi doktorlara götüreceğiz. Konuşacaksın. Annene şarkılar söyleyeceksin. Değil mi oğlum benim?
Hadi biraz uyuyup dinlenelim. Kimse yok mu? Hey! Hey! Bunlar ne? Dolaptan çıktı. Şu 4 gün burada 40 gün gibi geçecek. Şart mı bu kadar beklememiz? Gideriz. 2 gün kaldık, döndük deriz herkese. Mesela bunları konuşarak 4 gün hızlıca geçirebiliriz. Şimdi müsaade et de biraz uyuyayım. Bok gibi geçti zaten gecem. Bence sen yine de bir düşün Suat. Boşu boşuna çocukları burada perişan etmeyelim. Bak kızım, 4 gün boyunca bu evde kimsenin dikkatini çekmeden saklanacağız ve Allah'ın belası eve geri döneceğiz. Böyle planladık, böyle olacak. Şimdi sus ve zıbar. İyi be.
lan! Bir dur artık ya. Hey, bakar mısın? Sana diyorum ya, burası çok değişik bir yer. Bir dur, bir şey soracağım. Ya of ya! Ya lütfen bakar mısın? Rica ediyorum, sadece bir şey soracağım ya. Bakar mısın? Sana diyorum. Merhaba.
Abla. Abla! Hı? Ne oldu? Ya abla, ben dışarı çıktım. Hı. Eminim dışarı çıktım. Sonra bir anda yatağımda uyandım. Ya çok acayip bir şeydi, çok korktum. Ne zaman çıktın dışarı? Amma uyumuşuz ya, gece olmuş. Hay abla, siz yattınız, ben dışarı çıktım. Sen dışarı çıkmadın ki. Geldin, çok uykum var deyip oda kapıp yattın. Ya abla, ben dışarı çıktım ya. Gündüzdü. Sonra birden gece oldu. Bir uyandım. Ellerim çamur içinde, bak. Ender, yürü git yat, uykumuzu açma. Sabah kahvaltıda saçmalamaya devam edersin. Ya. Gök gürültüsünden. Gel. Gel yanıma yat. Yemin ederim ben eve girer girmez dışarıya gezmeye çıktım. Siz de gördünüz. Geldim. Çok uykum var deyip buradaki en temiz odayı kapıp yattın Ender. Biz bunu gördük. Kafayı yiyeceğim ya. Vallahi kafayı yiyeceğim. O zaman ben saçma sapan bir rüya gördüm. Bunlar bozulmuş ya. Bakayım. Abla hakikaten bu ne ya? Tadı tuzu yok. Zıppırt dışarı çıkmayalım diye bir sürü erzak almıştım. Nasıl bozulur ya, tüh. Senin bizi göndereceğin yere sıçayım Zafer. Havası rutubetli herhalde değil mi? Ha? Nermin? Baksana.
Şuna bak. Bak. Bende alerji yaptı. Sebzeler nasıl bozulmasın ya? Ben de dün geceden beri kaşınıp duruyorum. Ender bak senin de boynunda var. Kesin bir şey alerji yaptı bize gece. Niye? Ay Efe'de olmamıştır inşallah. Oğlum sen şunlardan ye. Öğlen içinde dışarıdan bir şeyler ayarlayacağız. Suat çocuk yesin. Ben dışarıya çıkıyorum. Bakkal falan vardır herhalde. Abla boşuna uğraşma. Burada hiçbir şey bulamazsın. Ben yine de bir bakayım. Ender, sen Efe'yi al içeri geç tamam mı? Ona oyun moyun aç, uyanansın biraz. Başından ayrılma. Ben de biraz kitap okuyayım bari. Tamam mı? Tamam. Yoksa başka türlü zaman geçmeyecek bu Allah'ın dağında. Çok şükür birini buldum. Hayırdır yenge hanım? Ne bu telaş? Yahu koca köyde kimse yok. Yok. Bugün çamaşır günü. Bütün kadınlar derede. Yahu bu devirde derede çamaşır yıkamak mı kaldı? Kaldı. Bizim köyde hala böyle. Bu arada tanıştırayım. Köyümüzün imamı Nekir Bey. Merhaba. Yenge hanım da ailesiyle buraya yerleşti. Artık burada kalacaklar. Memnun oldum Nekir Bey ama biz buraya taşınmadık. Ya burada bakkal falan yok. Çocuklara yiyecek bir şey nereden bulurum? Kadınlar çamaşırda, erkekler nerede? Herkes camide. Bugün cuma. Biraz sonra biz de gideceğiz. Namazı kıldıracağım. Peki Münker Bey, siz buranın muhtarı olarak acaba namazdan sonra bana yardımcı olabilir misiniz? Siz beni beklemeyin. Şuradan aşağı doğru yürüyün. Bütün kadınlar zaten derede. Orada kime selam verseniz size yardımcı olur zaten. Peki. Allah kabul etsin. Hadi hayırlı cumalar. Bak oradaki puanı kaçırdım. Thank you.
Sen de duydun mu sesi? Bakar mısınız? Kolay gelsin. Abla? Abla iyi misin? Gel abla. Gel şöyle otur. İyi misin? Selamünaleyküm Suat Bey. Buyurun. Tanıştırayım. Köyümüzün imamı Nekir Bey. Merhaba. Köyümüze taşınmışsınız. Hoş geldiniz. Ya birkaç gün kalıp gideceğiz. Yine de teşekkürler. Sağ ol. Bir şey mi vardı? Yok. Bugün cuma. Belki bizimle birlikte namaza gelip cemaatle kaynaşmak istersiniz diye düşünmüştüm. Ya ben namaz kılmayalı 10 yıl olmuştur. Abdest almayı bile unuttum ben. Sağ olun yine de, teşekkürler. Yahu çıkın, iki sohbet ederiz. Bir köy havası alın. Rutubetli evden iyidir, değil mi? Peki, tamam. Ender! Ben dışarı çıkıyorum. Ablan birazdan gelir. Siz yeni taşındınız herhalde. Yok, bir iki gün kalıp gideceğiz. Buralarda bakkal falan bulamadım. Yiyecek bir şeyler lazımdı. Muhtar da beni buraya gönderdi. Tabii abla, yardımcı oluruz biz. Ne lazım? Ekmek, peynir falan kahvaltılık. Bir de akşam için sebze. Tamam, bize gidelim. Ben sana hazırlayayım bir şeyler. Aziz müminler, okuduğum ayet-i kerimede
Rabbimiz şöyle buyuruyor. İnsanlar imtihandan geçirilmeden sadece iman ettik demeleriyle kurtulduklarını mı sandılar? Andolsun ki biz onlardan öncekileri de imtihandan geçirmişizdir. Elbette Allah doğruları ortaya çıkaracaktır ve yalancıları da mutlaka ortaya koyacaktır. Peki onun ümmeti olan bizler, ahir zaman Müslümanlarının imtihanları neler? Bizim imtihanımız bencilliklerimiz, hırslarımız, içerisine düşüp de bir türlü çıkamadığımız mal, mülk, para, itibar ve makam kuyuları. Müminin görevi varlıkta şımarmamak, yoksullukta isyan etmemektir. Allah hepimizi bağışlananlardan eylesin. Amin. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya alel salati, hayya alel salah, hayya alel felah, hayya alel felah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر Hocam. Nasıl? İnşallah biraz dışarı çıkmak sana iyi gelmiştir he? Hocam size bir soru sorabilir miyim? Tabii tabii sor. Ama cevabı bende olmayabilir. Önceden söyleyeyim de. Nasıl anlasam bilemiyorum hocam. Dediğiniz gibi yıllar sonra camiye uğramak mı vesile oldu bilmiyorum ama. Ne oldu? Siz anlattıkça sanki kalbim sıkıştı. İçim yiyor hocam. Bana şunu deyin. Rabbimin affetmeyeceği bir şey var mı? Tövbe kapısı her daim açık mı? Bak kardeşim. Allah tövbe kapılarını tabii ki her daim açık tutar. Fakat bazı kaideleri var. Şu yabancı filmlerde olur ya. Ecnebiler günahları işler, sonra kiliseye girerler ve temizlenirler. Bak, işte o bizde yok. Bizim dinimizin farklı yanı da bu zaten. Dünyayı istersen veririz der Yüce Mevlam. Fakat ahirette huzuru arzuluyorsan bu dünyada biraz rahat duracaksın. Ahirette huzur bedava Suat. Ah!
Selamünaleyküm Suat Bey. Buyurun. Tanıştırayım. Köyümüzün imamı Nekir Bey. Merhaba. Köyümüze taşınmışsınız. Hoş geldiniz. Yola birkaç gün kalıp gideceğiz. Yine de sağ ol, teşekkürler. Bir şey mi vardı? Ya, bugün cuma. Belki bizimle birlikte namaza gelip cemaatle kaynaşmak istersiniz diye düşünmüştük. Kardeşim ne namazı ya? Ben namaz kılmayalı 10 yıl olmuştur. Abdest falan unuttum ben, hadi. Hadi gidin. Ender! Efendim enişte. Oğlum ne yapıyorsunuz? Sıkıntı yok. Babam. Babam. Gelince çekip gideceğiz buradan, tamam mı? Şöyle çıkar ayaklarını. Gel buradan. Gel otur şöyle. Annem. Merhaba. Dilsizdir dilsiz. Sen keyfine bak. Ben içeriden bir şeyler toplayıp geleyim. Misafir, misafir. Ben hemen dönüyorum abla. Biliyor musun? Benim de bir oğlum var. Adı Efe. O da konuşamıyor. Artık konuşmuyor mu, konuşamıyor mu? Orasını bilmiyoruz. Her şeyin hayırlısı be abla. Aynısı oldu. Ne oldu? Ya ben size söylemiştim. İnanmamıştınız. Yine birden hava karardı. Senin saatin kaç? Ya saatim 5:35.
Dünden beri böyle. Bozuldu herhalde ya. Kafayı yemeden oradan kurtulduk ya, çok şükür. Aynen öyle abla ya. Kabus gibiydi resmen. Dönüp dolaşıp aynı yere çıkıyoruz. Suat, zaten her şey kabus gibi. Daha fazla gelmesene beni. Ya kızım, sen salak mısın ya? Salak mısın? Etrafına baksana. Görmüyor musun tabelaları? Suat, sağa git o zaman. Ya da sola git. İllaki bir ana yola bağlanır. Sağımız tarla, solumuz tarla. Çıkış yolu yok. Görmüyor musun? Işık var mı? Yok. Görmüyor musun? Ya bırakın artık kavga etmeyi ya. Bırakın. Dönün o zaman, ters yöne gidelim. Geri dönmekten korkuyorum. Çok korkuyorum. Sinirlerim bozuldu senin. Hadi başka bir yolu deneyelim, hadi. Sakin olalım. Şimdi bu çıktığımız köy. Devam edince 20-21 diye gidiyor. Şimdi köyle işimiz bitti. Devamlı sürersek ana yola bağlanırız, değil mi? Hadi aşkım, hadi. Hadi devam edelim. Hadi. Bir yerlerden bir çıkış yolu yok mu bu Allah'ın belası otobana? Hadi. Yeter! 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 Yeter artık, yeter! 19! Hep 19! Yeter! Tamam Suat, sakin ol lütfen. Yeter tamam, artık. Bak Efe'yi korkutuyorsun lütfen. Tamam bak. Bak hepimiz son iki gündür çok zor saatler geçirdik. Tamam mı? Şimdi
şimdi o eve geri dönelim. Sabah olduğu zaman da tekrar yola çıkarız. Hallederiz, tamam mı? Hadi. Dokunma bana! Dokunma! Her şey senin yüzünden oldu zaten. Seni dinleyen aklıma sıçayım ben. Tamam, sus, saat sonra konuşuruz. Tamam mı? Kapat çeneni! Kapat. Tamam. Hadi herkes yatsın. Sabah gündüz gözüyle gerekirse arabayı tarlaya sokar yine giderim ben buradan. Siz merak etmeyin. Her tarafım yara bere içinde ya. Efe, aç oğlum kapıyı. Efe, kapıyı aç yavrum. Sesleri falan duyduk. İyi misiniz? Ulan ne bela bir yer lan burası. Her dakika kabus, her dakika ses. Çıkarın lan bizi buradan. Çıkarın! Sakin olun Suat Bey. Şşş. Tam tahmin ettiğimiz gibi. Neyi tahmin ettiniz? Neyi tahmin ettiniz? Ne dönüyor lan burada? He? Ne dönüyor burada? Ölü insanlar mı gördünüz? Bilmiyorum. Sürekli kabus görüyoruz. Hepimiz gördük. Hepimiz. Hepimiz kabus gördük. Oğlum. Oğlumu... Oğlumu odaya kapattılar. Kapı açılıyor mu? Buradan çıkmanız lazım.
Bırak havayı. Yürü Nermin, yürü. Hadi. Ben gitmiyorum. Başka çaremiz yok. Takip etmek zorundayız. Yenge. Sakin ol. Sizi güvenli bir yere koyup çocuğu çıkaracağız biz. Burası hakkında bilmediğiniz şeyler var. Önce sizi şuraya yerleştirelim. Çocuğu merak etmeyin. Sabaha da göndeririz sizi. Hadi. Nermin.
Hayat. Hayat ne kadar sürecek sanar insan? Ya da sonsuz hayat ne kadar tatmin edici? Ya da ölüm. Ölüm sence neden var? Sut! Her şey bir anda olup bitsin diye mi? Sevaplar, günahlar Suat, günahlar! Sonra sıkıntılı ya da tertemiz bir ölüm. Öldük. Hayır ya, hayır! Hayır! Onca katliamı yapanlar, başkasının malını bir iğne dahi olsa çalanlar ölünce rahat mı edecekti? Onun elçilerinin işine karıştın Suat. Sonra öldün. Kaç yıl süreceğini bilmediğim bir çileyi çekmekten bıktım. Varlık içinde yokluk çekmekten bıktım. Senin baban olsa yapar mıydın Nermin? Yapardım. Düşünmeden yapardım hem de. O hiçbir şey duymuyor. Bitki gibi yaşıyor. Hiçbir şey hissetmeyecek. Bak, biz ailece tatile gitmiştik. O sırada ne olmuşsa olmuş. Her şey para için mi kızım? Ha? Para için mi? Hayır. Ailemiz için. Suat oğlumuza bak, konuşamıyor. Daha iyi okullara gitse, onu daha iyi doktorlara götürebilsek fena mı olur? Enişte, ben de arkadaşlarım gibi giyinip onların takıldığı yerlere takılmak istiyorum mesela. Kapat çeneni sen. Kapat çeneni. Ben buna bakmak zorundayım. Haklı çocuk. Neresi haklı? Ya sadece arsaları bile satsak kaç yıl yeter bize? Sen de o müdürün ağız kokusunu çekmekten kurtulursun. Yapamam ben. Yapamam ben. Ben yaparım. Zafer, sana bahsettiğimiz şeyi yapmaya karar verdik kardeşim. Hani senin saklanabilirsiniz dediğin evin vardı ya, köy evin. Hep senin yüzünden oldu bunlar biraz kadın. Hep senin yüzünden! Efe bunu hak etmedi. Hak etmedi. Saat 17:35. Arkadaşlar çocuk yaşıyor. Hemen buraya destek edin. Hadi Nabzalcı'ya hızlı hızlı hızlı. Hadi hadi hadi. Cebinden çıkan kimlik Suat Özkan. Kimliklere göre diğerleri karısı ve kayınbirader. Allah'tan küçük çocuk yaşıyor. Thank you.
Hayatın şakası yok. Suat. Senin tarif edeceğin yolun amına koyayım oğlum. Lan Metin! Oğlum nerede bu 19. köy lan? Ya oğlum 18 var, 20 var. Alo! Alo! Hey, siktir git lan. Yavuşak. Mefta. Aydır babacığım altın diş mi? Başın sağ olsun. Burada bir 19. köy varmış abicim. Nerede bu ya? Takip et. Takip mi edeyim? Huh.